dünya dönüyor, herkes görüyor, devirdi işte Faruk soruyor. Dünya dönüyor, herkes görüyor, devirdi işte Faruk soruyor. Gol gol yukarı kadı sohbeti kaç, eğlence başlıyor, pik mi aç, dinli kızlar. Evet arkadaşlar, Faruk soruyor tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten kar kış soğuk demeden, sorularımıza tüm hızımızla ara vermeden, hız kesmeden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Bugün de çok güzel, efsane bir sorumuz var. Kadınlara soracağız. Evlenince kız nasıl ayrılır ve siz hangisiniz diye bugün arkadaşlarımıza soracağız. Cevapları merak ediyoruz. Çok gündemde olan bir soru biliyorsunuz. Biz de bu soruyu değerlendirmek istedik. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Hepinizi seviyorsunuz. Sağ olun, var olun diyoruz ve bölümümüze başlıyoruz. Burada bizi takip edin. Çok deli oluyor. Gizem. Evet sevgili seyirciler, yanımızda medyacı bir arkadaşımız, adı Gizem. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler Gizem. Ben de iyiyim. Gizem, esmersin. Evet. Güzel, sana şöyle bir şey soracağım. Şimdi Türkiye'de evlenecek kadın derler değil mi? Böyle bir kavram var. Şimdi sana göre bu kavram nasıl oluşur? Evlenecek kadın kimdir, eğlenecek kadın kimdir? Kadının kendi tercihi bence. Yani erkekle eğlenmek istiyorsa eğlenir. Evlenmek istiyorsa evlenir. Bu tamamen bizim tercihimiz, sizin değil. Yani nokta koyan bir açıklama getirdi gerçekten. Yani evet, biz bunu hiç düşünmemiştik. Peki şunu soracağım Gizem. Sen evlenecek kadın mısın, eğlenecek kadın mısın? Şu anlık eğlenme modundayım. Yani evlenmeyi düşünmüyorum. Evet. Çok uzun bir süre düşünmüyorum. Ama evlenecek birini bulursam evlenirim diyorsun, kaçırmam ha? Kendi hayatımı kurduktan sonra evlenmeyi düşünürüm. Önce kariyer mi diyorsun? Önce kariyer, kesinlikle. Duyuz. İsim neydi? Şeyda. Şeyda ve? Deniz. Şeyda nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok naziksin, sağ ol. Ben deyim. Okuyor muyuz? Evet. İngilizce ile alakalı bir... İngilizce değil mi o? Değil. Evet, benim bu kadar Türkçe özürlü olduğumu da ispatlamış oluyoruz bu arada. Ne okuyoruz? Biz denizci sağlığı. Efendim? Denizci sağlığı. Gemi hemşiresiyiz. Gemi hemşiresisiniz. Ne yapıyorsunuz gemide tam olarak? Nasıl bir hemşirelik yapıyorsunuz? İşte bayılırlarsa ayılacağız biz de yani inşallah. Bayılana gazoz, bayılana limon misali. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Sence evlenecek ya da eğlenecek kızın arasındaki farklar nelerdir? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu arkadaş evlenecek kız. Ben birazdan... Tam ortasındayız şu an. Tam farkın ortasındayız sevgili seyirciler. İnce bir çizgi. Peki Deniz, şöyle söyleyeyim. Sen evlenecek kız mısın, eğlenecek kız mısın dediği gibi. Evlenirim muhtemelen. Yani onun bakış açısı çok farklı. Nasıl mesela şeyden? Ya ben sıkılıyorum ya genelde. Öyle bir şey var. Evet, ben de sıkılıyorum, yalan söylemeyeyim. Biraz kendime barışıyorum, o yüzden hatalarımı falan görebiliyorum. Genelde insanları da o yüzden ben oluyorum ama beni terk ediyorlar. Hani ben sıkılıyorum da yine de diretmeye çalışıyorum. Yani ama şimdi şöyle bir şey var. Sorduğun kişi de 1,5 yıldır falan sap bir insan. O yüzden... Ne diyorsun ya? O yüzden insanlar benimle eğleniyor herhalde. O yüzden ben eğlenecek kızım diyorum ya, bilmiyorum. Acaba bizi neşelendirecek bir arkadaş çıkacak mı önümüze? Çok merak ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi turistlerimiz her zaman bizlerle. Merhaba, merhaba. Ne kadar renkli insanlar. Gerçekten İstanbul'u, Türkiye'yi, vatanımızın her karış toprağını çok seviyoruz sevgili seyirciler. Bu arada sakın şöyle düşünmeyin. Ya Faruk sen kadınlara gerdin işte, sen pozitif ayrımcılık yaptın falan. Hayır, biz zaten düşüncemizi burada insanlara yansıtmıyoruz. Sadece bu düşünceyi, bu tezleri kurutmak için insanlarımıza bu soruları soruyoruz. Ve aydınlatabildiğimiz kadar, konuşabildiğimiz kadar da konuşuyoruz. Siz bunu şöyle bilin, çünkü bizim annelerimiz de birer kadın. Biz bunun farkındayız. Umarız tüm Türk milleti olarak bunun farkına zaten varmışızdır. Şu Fatma Hanım, ilk sizden başlayayım, sonra Buket'e gelelim. Şimdi şunu soracağım. Hani Türkiye'de bir kavram vardır, derler ya evlenecek kadınla eğlenecek kadın vardır falan. Sizce bu kavram nasıl oluşur? Sorun kadından kadına değiştiği için olabilir mi? Eğlenecek ya da evlenecek kadın diye ayrım bence yapmamak gerekiyor tabii yani. Öyle bir şey. Her kadın değerli değil mi, öyle diyelim. Tabii her kadın değerli. Sen kısırıyorsun. Hayret. Yani evlat birbirine mi düşüyor? Farklı yaklaşıyor. Peki Buket Hanım, şunu soracağım.
Şimdi böyle bir kavram yok ama netice itibariyle biz ilk defa duymuyoruz bu cümleyi değil mi bizim sayemizde? Yıllardır bu alışagelmiş bir toplumsal önyargıdan bahsediyoruz o zaman. Önyargı. Yani tabii erkeklerin neyse aslında hep söylerler kadınlar ne ister değil mi? Erkeklerin ne istediği çok belli değil bence. Ondan kaynaklı. Herhalde erkek boyutunda şu var. Evet, başka hiçbir erkekle birlikte olmayan bir kadın iyi yemek yapabilen, kariyerli de olabilir, iyi de çocuk yapabilir. Bunların hepsini sağlarsanız... Tam evlenecek kadın falan. Ben bile şu an iştahlandım sevgili seyirciler. Tabii latife yapıyorum. Evet, çok basit bir sorumuz hanımefendi yöneteceğim. İsim neydi? Muazzez. Muazzez ve? Hatice. Hatice, İstanbul'da mı yaşıyoruz? Antalya'da yaşıyoruz, okul için buradayız, öyle. Evet, yani sıcak iklimden gelen arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet belliler. Nasıl, İstanbul'u seviyor muyuz? Ya iki sene kadar önce nefret ediyordum ama artık seviyorum. Ne sevdirdi İstanbul'u sana? Özellikle sanırım... Şey hani her şeyi aradığımı bulduğum için sevdim. Aradığını buluyorsun İstanbul'da. Çok manalı bir açıklama. Muazzez, ilk senden başlayayım. Şimdi derler ya, bir kavram vardır. Evlenecek kız var, eğlenecek kız var derler. Evet. Bu kavram sence nasıl oluşur? Yani nerede ayrılır bu iki tip? Şimdi şöyle, bence bu biraz... Ben geçti sevgili seyirciler. Şimdi cevap geliyor. Aslında ikisinde çok net cevabı var ama işte bunu bir türlü toparlayamıyoruz. Evlenecek derken biraz kızın hareketlerine sanırım göre herkes şey yargılıyor. Ama bence her iki taraf için de bakarsak eğer... her iki taraf yani eğlenecek olan eğlenir, eğlenecek olan eğlenir yani. Böyle bir kavram yok diyorsun, bu tezi çürütüyoruz öyle mi? Bence yok. Evet. Peki sana göre sen evlenecek kız mısın, eğlenecek kız mısın? Yani ben hiç böyle bir şey düşünmemiştim ama ben... Bir düşünmüş olalım. Düşünsem de ama böyle bir kavramım olduğunu tam olarak hani şey yapamıyorum, kendime yediremiyorum ondan dolayı. Yani açıkçası sevgili seyirciler, alt metin şu: eğlenecek zaman, evlenecek zaman, zaman kavramı değil mi? Yani bu yaşla alakalı bir şey. Zamanı gelince eğlenirsin, evlendiğinde de eğlenebilirsin. Yani yaş kavramıyla alakalı. Buradaki işte eğlenmek, evlenmek biraz böyle daha sivri şeyler. Ya işte bu belki de diğer türlü anlamda ama toplumumuz bu yöne çekiyor olabilir. Size sorabilir miyim? Rica ederim. Gerçekten çok kibar arkadaşlardı ama bizi paramparça edip kırıp yanımızdan geçtiler. İsmini rica edeceğim. Melis. Melis, nasılsın? Hamdolsun iyiyim. Evet, Melis biraz soğuk bir arkadaşımıza benziyor ama bence muhabbetkar bir insan. Sıcak ve açıkkanlıyım. Vay, evet. Tamam, gel burada. Melis, çok basit bir sorum var sana. Tabii. Şimdi evlenecek kızla eğlenecek kızlar vardır. Hani derler ya, bizim Türkiye'de böyle bir kavram var. Evet, evet, biliyorum bunu. Sence evlenecek kız nasıl olur, eğlenecek kız nasıl olur? Evlenecek kız ince olur. Eğlenecek kız... eğlenecek kız zaten olur yani, çok var ondan. Sen evlenecek kız mısın, eğlenecek kız mısın? Ben eğlenecek kızım. Aa. Peki bu eğlence nasıl biliyoruz eğlenecek kız olduğunu? Nasıl biliyoruz? Şöyle biliyoruz. Evlenecek kızlar... şöyle bir şey var şimdi. Boşlar kızı olduğum için ben aynı zamanda evlenecek bir kızım aynı zamanda. Evet. Ben hem eğlenecek hem eğlenecek kızım. Hiçbir sorabilir miyim? Aa, daha demin mi sordum? Gerçekten an itibariyle şoktayım sevgili seyirciler. Beynim yandı. Niye yandı? Çünkü çok insana soru soruyoruz. Yıllarımız sorularla geçti. Artık cevap arıyoruz. Kırmızılar içinde. İsim neydi? Bilge. Bilge ve? Merve. Merve, nasılsınız? Teşekkürler, siz? Çok naziksiniz. Sağ olun efendim. Bizler de iyiyiz. Merve ve Bilge değil mi? Evet. Arkaya okuyor muyuz, çalışıyor muyuz, ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Meslek? Yazılım şirketinde satış departmanındayım. Evet, satış. Gördüğünüz gibi iddialı meslek. Senin meslek neydi? Bilgisayar mühendisiyim. Aa, mühendis, evet. Gerçekten iki saygıdeğer meslek grubu. Arkadaşlar, çok basit bir sorum var. Evet, Bilge ile baş başa kaldık şu an. Evet. Bilge, hani derler ya, evlenecek kız var, eğlenecek kız var. Hı-hı. Bu kavram sence nasıl oluşur? Saçma yargılarla oluşur. Mesela? Bilmiyorum, ben insanları öyle sınıflandırmıyorum. O yüzden çok da anlayabildiğim bir düşünce değil. Genelde toplumsal hareketlerle oluşuyor işte. Yani biraz erkeklerin ön yargısından kaynaklanıyor. Yani fikrim. O zaman her kadın evlenilir, her erkek de evlenilir değil mi? Bu mantaliteyle. Her insan.
evlenilebilir. Pozitif ayrımcılığa gerek yok diyorsun. Tabii ki gerek yok. Eğer insan olarak fikriniz uyuyorsa, evlilik gibi bir düşünceniz de varsa ne engel olacak ki? Evet. Böyle yani düşünüyorum. Sonuç itibariyle her insan aradığı pozitif yönlü insanı bulabilir. Yani kalpler bir olduktan sonra gerisi hikaye dedi. Çok teşekkür ederim Bilge. Çok sağ ol. Gerçekten aydınlandık. Sevgili seyirciler, Işın'la birlikte çok heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Neden? Ben de bilmiyorum. Hemen cevabını alacağız. Işın, şimdi biliyorsun, hani Türkiye'de yaşadığımızdan dolayı... Sen nerede yaşıyorsun? Ben İsveç'te yaşıyorum. Aa, öyle mi? Kaç gün buradasın? Kaç gün? Yarın gidiyorum. Yok, yarın değil, ondan sonraki gün gidiyorum. Işın, evlenecek kız var, eğlenecek kız var derler. Biliyor musun böyle bir kavramı? Değil mi? Evet. Böyle bir kavram var. Sen bu kavram nasıl ortaya çıkıyor? Düşüncen nedir? Yani birisi... Sence evlenecek kız nasıl? Eğlenecek kız nasıl olur? Evlenecek kız yemek yapmayı bilen falandır. Bir eğlenecek kıza yemek sipariş etmeyi bilendir herhalde. Bilmiyorum yani. Abilerden de anladığımız üzere Işın herhalde evlenecek kız. Sevgili seyirciler. Nasıl, sen evlenecek kız mısın, eğlenecek kız mısın? Ben eğlenecek kızım. Hadi ya. Evet. Öyle mi? Peki belli mi müddet mi, yoksa ömrüm böyle mi gider diyorsun? Belli mi müddet? Işın, çok teşekkür ederim. Tamam. Var mı mesajını izleyenlerimize? Hayır, aileme selam söylüyorum. Hangi kanalda? Faruk soruyor, YouTube. Nezaket sahibi bir hanımefendi, hatta iki hanımefendi. İsim neydi? Selin. Selin ve? Su. Su, evet, su gibi tabiri caizse. Su. Uzatmayacağım konuyu, soracağım, tamam mı? Şimdi takledersiniz ki insanlar tarafından belirlenen bir cümle var, kavram var, hatta bir anekdot var. Bu da şu: evlenecek kız var, eğlenecek kız var. Sizce bu kavram nasıl oluşur? Hiçbir fikrim yok. Aa, değil misin? Evet. Ya evlenecek kız söylenir, eğlenecek kız söylenir diye bir fikrin yok mu? Yani yok. Senin? Bir insan kalıplara sokulmamalı bence, çünkü sana göre evlenecek kız başkadır, başka bir erkeğe göre başkadır. Hani bu her kişiden kişiye göre değişebilir bence. Kesinlikle. Çok mantıklı bir cevap. Selin yani gerçekten şu an damgayı vurdu. Herkes herkesle evlenebilir, değil mi? Evet. İstediğin, onun eğlence şeyi farklıdır mesela, ona göre o eğlenebilir. Ama başkasının eğlendiğiyle diğeri evlenebilir. Hani böyle çok şey, yani bu konu çok geniş biraz. Evet, geniş bir konu. Su, sen katılıyor musun? Ben de katılıyorum. Evet, ben bilmem, Selin bilir dedi tabiri caizse. Evlenilecek kız da, eğlenilecek kızlar ayrılıyor biliyorsun. Hani derler ya. Hani öyle. Bizim orada öyle değil. Evet, Türkiye şartlarından bahsediyorum. Şimdi derler ya, evlenilecek kız var, eğlenilecek kız var. Derler. Evet. Öyle. Sence hangisi nasıl oluyor? Sen bir tarif eder misin? Evlenecek kız nasıl oluyor, eğlenecek kız nasıl oluyor? Ama şöyle bir şey var, bizim orada böyle bir şey olmadığı için ben bir şey diyemiyorum yani, burada ya da burada da yaşamıyorum. Ne diyebilirim? Yani Norveç'te böyle bir kavram yok diyorsun. Yok, hayır. Öyle bir şey. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, Türklere has bir kanunmuş, kavrammış daha doğrusu. Evlenecek ve eğlenecek kız kavramı. Onun için Börte bana biraz uzak bir kavram dedi. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, birbirinden çeşitli cevaplar aldık. Yani demiş olduğumuz gibi, ara alt metinde sizlere vermek istiyorum. Yani kadınlar ayrılmaz. Her kadın, pozitif ayrımcılık yapmayalım diyoruz. Tabii her kadına saygımız var. Kimileri yani oyunu evlenmekten yana kullanıyor. Kimileri de daha gencim ya da evliliğe karşıyım, biraz daha eğlenmek istiyorum diyor. Biz de zaten bunları yinelemiş olalım. Gerçekten bizleri bu bölümde de yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Beni Instagram'dan takip ediniz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Biz de olursanız birçok sorunun cevabını birlikte buluruz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.